Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü video konum dolap silme. Ama gerçekten yağlanmış bir dolabı silme. Yani kalkıp da burada temiz dolabı silip de hani şov yapmayacağım diyelim. Şöyle ki gerçekten elimde yağlanmış bir mutfak dolabım var. Dolaplarım var. Bunları ben ayda bir ya da işte 15 günde bir sürekli hani detaylı bu şekilde siliyorum. Onun dışında zaten normalde hani bütün ev hanımlarının da dolaplar hani elimiz sürekli dolaplarımızın üzerindedir. Ama bugün ekstra ekstra bir kirlendi dolaplarım. Çünkü bugün kızartma yaptım. Normalde Airfry'de ben kızartma yapıyorum. Ama bugün hemen şipşak olsun diye kızartmamı yağda yaptım. Bu da tabii ki kirletti dolaplarımı. Şimdi ben size o kirli olan yağlı dolaplarımı da tabii ki göstereceğim. Onun öncesinde dolaplarımı neyle temizleyeceğim? Hadi gelin ondan bahsedelim. Şöyle bir bulaşık tabletim var. Bulaşık tableti gerçekten çok iyi yağ çözüyor. Siz istediğiniz herhangi bir tableti kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ben bu bulaşık tabletimin üzerine şöyle sıcak su ekleyeceğim. Evet, ekledim ve erittim. Şöyle bir çatal yardımı ile görüyorsunuz çok aşırı derecede bir sıcak. Tabii ben buna elimin gireceği bir miktarda soğuk su da ilave edeceğim. Şöyle bakın iyice erittim. Daha sonra olmazsa olmazım parlatıcı. Bu parlatıcının hepsini ben kullanacağım. Bakın şöyle yaklaşık bir çay bardağı civarı kadar parlatıcı var. Daha sonra bakın el çok sıcak, elim girmiyor o derece. Ben şimdi buna şöyle bir miktar su ilave edeceğim. O hala çok sıcak diyebilirim. Şimdi çok güzel bir sıcaklığa kavuştum. Şimdi şunları ben kenara alayım. Şöyle elimde cam için olan mikrofiber bir bezim var. A101'de satılanlardan. Şimdi hadi gelin size ben kirlenmiş dolaplarımı bir göstereyim. Evet. Bakın şu kısımları görüyor musunuz? Burada kızartma yapıldı. Ayrıca de dediğim gibi bu dolabın aylık temizliği de zaten gelmişti. Şöyle bakın. Lekeleri görüyorsunuz. Yağları görüyorsunuz. Şöyle zaten hemen ocağın yanı olduğu için bu dolabım baya baya kirli bir durumda. Şimdi ben şöyle suyumu batıraraktan silme işlemine geçiyorum. Şunun altını da bir en başta çizmek istiyorum. Ben dolaplarıma kurulama, durulama yapmayacağım. Neden? Çünkü dolaplarım zaten parlak olmadığı için hani bez lekesidir, odur budur onu pek göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü sürekli yaptığım bir şey bu. Yani sürekli yapıyorum. Ben bu işlemi zaten yapıyordum. O yüzden pek bez pardon pek durulamaya, kurulamaya girmeyeceğim. Bakın benim dolaplarım zaten mat. Mat bir dolabı da zaten hani pek bir leke bırakmıyor. Ama kiri, yağı çok güzel saklıyor. Harika saklıyor diyebilirim. Şimdi buraları zaten sonucu size göstereceğim. Bakın burası ocağımın tam yanı olan bir dolap. Bakın görüyor musunuz yağları?
İnanın kolayca çıkıyor, kolayca. Hiç yağ çözdür, odur budur. Onlara gerek bile duymuyorum. Bakın yağları çok güzel söküp attı. Görüyorsunuz. Bakın. Şurada da bir yağ lekem var. Şimdi ben birazcık bir suya batıracağım. Suyumu, bezimi. Sıcak olduğu için ve içerisinde parlatıcı ve güçlü bir deterjan olan tablet olduğu için bakın şöyle yağları çok güzel çözüyor efendim. Parlak olan yüzey dolaplarında daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum bu deterjan karışımının. Şimdi alt dolaplarımı göstereceğim size. Bakın burası da benim alt dolaplarım. Şöyle görüyorsunuz. Su lekesi olmuş hep. Tabii çocuklarım da el izleri bırakabiliyorlar. Tabii el izi yok da elleriyle kirletebiliyorlar. Çünkü bu dolaplarda hani takdir ederseniz ki pek el izi olmuyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet ben temizlemeye başlıyorum. Bu dolaplarım şöyle ki lavabonun altına da tam denk geliyorlar diyebilirim. Öyle olduğu için de sürekli bir su lekesiyle boğuşuyorum ben. Bu dolaplar su lekesini acayip gösteriyor. Bu mat dolaplar. Mat dolaplar yağ özellikle de hiç göstermiyorlar. Gerçekten hani benim yağlarımı bu mat dolaplar hiç göstermiyor. Nedendir bilmiyorum. Şimdi ben dolaplarımı bir güzel silip geliyorum efendim. Evet, şöyle sildim ben. Herhangi bir durulama veya kurulama yapmadım. Şöyle bakın. İnanın tertemiz oldu dolaplarım. Şöyle bakın. Hatırlarsınız buralarda yağ lekeleri vardı. Tamamen kayboldu. Evet, burası da lavabomun üzeriydi. Burası da bir miktar yağlanmıştı. Şöyle bakın. Tertemiz oldu, inanın. Hiçbir şekilde bakın bezi kalmadı. Bakın. Şöyle uzaktan çekeyim size. Hani mat olduğu için zaten bu dolapların pek izi kiri hani çok aman aman bir belli etmiyor dediğim gibi. Ama genel olarak gerçekten harika bir sonuç aldım. Şöyle görmenizi isterim. Bu şekilde efendim. Bu yapmış olduğum karışımla kapıları da silebilirsiniz. Emin olun ama durulama yaparaktan. Yani durulama dediğim hani siliyorsunuz. Üzerinden yine kurulama yaparaktan geçiyorsunuz. Çünkü bazı kapılar leke bırakabiliyor. Kesinlikle bu verdiğim malzemeleri kesinlikle denemelisiniz. Bugünlük videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.